Şimdi tabii ki herkesin kendine özgü bir sabah rutini vardır. Mesela ben sabah kalktığımda yaptığım şeylerden birincisi herhalde önce mutfağa gitmek ve orada kahve makinesine yaklaşmak. Çünkü sabah mutlaka bir kahve hatta yani iki kahve içiyorum açıkçası. Ee, seviyorum hem tadını seviyorum hem bana verdiği enerjiyi seviyorum. Ama bu arada şunu da söylemem lazım yani... Son dönemlerde özellikle şeyde bu sosyal medyada, ister TikTok'ta olsun, ister işte Instagram'da olsun, şunu çok sık görüyorum. Bir i̇şte sabah kahvesini bırakın çünkü iyi değildir, zararlı olabilir. Aman sakın içmeyin diye. Burada aslında iki tane neden var açıkçası. Bunlardan bir tanesi şu. Hani kafein sonuçta enerji veren bir içecek ya o enerji veren içeceğin e, kortizolun yüksek olduğu sabah saatleriyle aynı sıralarda tüketilmesi etkisi e, etkisini azaltacaktır yönünde bir e, söylem var. E doğru şimdi kortizol gerçekten sabahları gittikçe yükselen mesela sabah 6.30 7 gibi uyanıyorsanız 8.30 9 gibi hani neredeyse tavan yapan bir hormon bizi güne hazırlıyor. Konsantrasyonumuzu arttırıyor. Kahve de bir anlamda aynı şeyi yapıyor ya hani hem enerji veriyor hem konsantrasyonu arttırıyor. Dolayısıyla deniyor ki hani kortizolun yüksek olduğu saatte kahve tüketmeyin boşu boşuna. Ama mesela kortizolun yavaş yavaş düşmediği düşmeye başladığı saatlerde e, tüketin ki hani kahvenin o güzel ve sizi uyarıcı etkilerinden siz sizde e, yararlanın. Ama doğrusunu isterseniz hani bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma e, kahvenin Hani kortizolle etkileşimi üzerinden bakıp da evet e, kahve hani bizi daha çok e, kortizol düştükten sonra ayakta tutar falan demiyor yani hiçbir çalışma bunu desteklemiyor doğrusunu isterseniz o anlamda çok böyle arkasında pozitif bir bulgu olduğunu söyleyemeyiz. E, bir de tabii önemli noktalardan bir tanesi şu kahvenin içinde biliyorsunuz kafein var ve e, gerçekten güzel. Hmm. Çok güzel. Şimdi bu kafeinin de aslında bir miktar kortizolü arttırıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Şimdi araştırıcılar şunu görmüşler ki kafein tüketimi, kahve tüketimi gerçekten kortizolü biraz daha yükseltiyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Siz eğer her gün kafein tüketiyorsanız ki bu çalışmada onu gösteriyor. Burada da her gün kahve tüketenlerde kortizol üzerine etkisinin çok kuvvetli olmadığı tespit edilmiş. Hatırlayacaksınız biz daha önce böyle kahve deneyi falan da yapmıştık. Orada da şunun altına hep çizmiştik. Eğer her gün kahve tüketiyorsanız kahvenin etkisine biraz alışmaya başlıyorsunuz. Ve her gün etkisi o kadar kuvvetli olmuyor. Ama mesela ara ara kahve tüketenlerde kafeinin uyarıcı etkisinin daha e, çabuk ve daha kuvvetli olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla hani şunu söyleyebiliriz. İşte e, sosyal medyada dolaştığı gibi şu anda e, sabahları aç karna kahve tüketmenin sağlığın üzerine negatif bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir bilimsel veri yok elimizde. Ama şunu çok net söyleyebiliyoruz. Günde 200 ile 400 gram arasında kafein tüketilmesi sağlık açısından oldukça faydalı. Sindirim sistemi üzerine bu etkisi olabilir mi diye konuşabilirsiniz. Mesela çünkü sabah aç karnı hani kahve tükettiğim zaman benim midem nasıl çalışıyor, bağırsaklarım nasıl çalışıyor. Zaten kahveyi her gün tüketenler iyi bilirler. Sabahları kahve içtikten sonra bir kere kalın bağırsak hareketleri hemen artmaya başlıyor. Ve dışkılama ihtiyacı duyuyorsunuz. Yaklaşık 4 dakika içinde kafein etkisini göstermeye başlıyor. Ve hemen böyle tuvalete koşabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani kabızlık çekenler için iyi bir şey olabilir, seçenek olabilir. Aynı zamanda safra üretimini arttırıyor ve safra kesesinin kasılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bence özellikle aralıklı açlıktaki en büyük problemlerden bir tanesi safra kesesinin tembelliğiyle safra taşı eğiliminin biraz yüksek olabilme ihtimali. Dolayısıyla sabah kahve içtiğiniz zaman aslında safra kesenizi ve safra yollarını da çalıştırarak bir anlamda bu safra kesesi taşı riskini de azaltmış olabilirsiniz. Bu anlamda faydalı olduğunu söyleyelim. Ve tabii ki diğer şeyleri de biliyoruz, etkilerini de biliyoruz. Yani işte karaciğer kanseri üzerine koruyucu etkisi var, diyabet üzerine koruyucu etkisi var. Yani bu kafein gerçekten oldukça iyi bir antioksidan. Hatta şöyle söyleyeyim hani kafeinle ilgili sıkıntısı olanlar decaffeinated yani kahve kafeini çıkartılmış kahve kafeinsiz kahveleri de tüketebilirler. Orada antioksidan az etkisi azalmıyor. Yani aslında kafeinin değil oradaki antioksidan etki, kahvede antioksidan etki var. Bunun da böyle bir farkını hatırlatmış olalım. Ha bir tek şu önemli olabilir. Özellikle eğer hani hamileyseniz burada 200 mg kadar kafein tüketilmesi öneriliyor. Çünkü bu dozun üzerine çıktığı zaman gebelerde düşük doğum tartılı bebekler söz konusu olabiliyor ve hatta hani çok yüksek miktarda kafein kullanan gebelerde bebek ölümü riski de ifade ediliyor bazı çalışmalarda. Dolayısıyla bu anlamda 200 mg'ı geçmeyin diyoruz. Yani işte iki kahvenin üzerine de çıkmayın. Zaten bu rakamları size daha önce de vermiştik. Böylece bugün ufak bir hatırlatma olsun istedim. Bu hafta böyle olsun bakalım. Hafta içi gene bir canlı yayınımız olacak. Canlı yayında bir değişiklik var. Günü belirteceğim ama muhtemelen perşembeye kayacak gibi görünüyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu dakikaya kadar benle kaldıysanız yine bir videoda yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın afiyet olsun.